Merhaba. Bugünün konusu kurumsal yönetim. Esasında bu kavramın doğru tercümesi kurumsal yönetişim. Ama Türkiye'deki kamu kurumlarında bu kavram kurumsal yönetim olarak kullanıldığı için ben de bu sunumda, bu konuşmada bu kavramı kurumsal yönetim olarak kullanacağım. Kurumsal yönetim kavramının gelişimi özellikle 1980'li yıllarda Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin dağılmasıyla artıyor. Veyahut da kavram, şöyle söyleyeyim, daha çok gündeme geliyor. Bu kavramın gündeme gelmesinde uluslararası sermayenin bu Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin dağılmasıyla birlikte Doğu bloku ülkelerine ve Uzak Doğu'ya daha ciddi yatırım fırsatları bulması çok etkili oluyor. Uluslararası sermaye bu kavramı yaptığı yatırımlardan bir getiri elde etmeyi garanti altına almak için kullanıyor. Bu dediğimi birazdan daha net açıklayacağımı düşünüyorum. Kendi ülkelerinde yeterince yüksek getiri imkanı kalmayan uluslararası sermaye, Sovyetler Birliği'nin dağılmasını bir fırsat olarak görerek daha yüksek getiri getireceği ülkelere yatırım yapmak istiyor. Yalnız şöyle bir sorunla karşılaşıyor. Bu yatırım yapmak istenilen ülkelerdeki hukuk standartları, muhasebe standartları, bankacılık sistemi gelişmiş olan ülkelerdekinden çok çok farklı. Birçok sıkıntı var. İşte muhasebe standartlarında, bankacılık konusunda, bu ülkelerin, yatırım yapılacak ülkelerin hukuk sistemleri konusunda yabancı sermaye kendisini güvende hissetmiyor. Ve yaptığı yatırımlara bir getiri elde etmeyi garanti altına almak için kurumsal yönetim kavramını kullanmaya başlıyor. Schleifer & Lischen isimli bu konuda çok yoğun olarak çalışan akademisyenler bu tanımı az önce de satır arasında kullandım ama kurumsal yönetim kavramını şu şekilde tarif ediyorlar. Sermayenin yaptığı yatırımlara, finansal yatırımlara bir getiri elde etmeyi garanti altına almak amacıyla kullandığı bir kavram olarak ifade ediyorlar kurumsal yönetim kavramını. Ve bu çerçevede Dünya Bankası, OECD, IMF gibi kurumlar bu kavramı gelişmekte olan ülkelere empoze ediyorlar. Diğer bir deyişle bu ülkelere sermayenin gelmesi için bir ön koşul olarak bu kavramı bu gelişmekte olan ülkelerin kullanmasını, uygulamasını zorunlu kılıyorlar. Birçoğunuzun hatırlayacağı gibi 2001 krizi sırasında Türkiye'de benzer bir süreçten geçiyor. Bu krizden kurtulmanın şartı olarak Türkiye'den bir takım reformlar yapılmasını isteniyor. Bu dönemde Türkiye işte BDDK'yı kuruyor. Finansal ve raporlama sistemlerinde bir takım iyileştirmeler, reformlar yapıyor. Muhasebe standartlarını yeniliyor. Hukuk sisteminde bir takım reformlara gidiyor. Böylelikle hepinizin hatırlayacağı gibi 2000'li yılların başından 2010'lu yıllara kadar Türkiye'ye yoğun bir doğrudan yabancı sermaye girişi oluyor. Türkiye bu dönemde oldukça zenginleşiyor. Kişi başı milli geliri hızla artıyor. Bunun işte temelinde Türkiye'nin küresel finansal sistemle daha iyi entegre olması ve kurumsal yönetim reformları adı altında Türkiye'de bir takım yenilikler yapılması yatıyor. Peki bu kavramın üzerinde durduğu, dayandığı prensipler neler? 4 tane temel prensip var bu kavramın temelinde. Bunlardan ilki ve belki de en önemlisi şeffaflık. İkincisi hesap edilebilirlik. Üçüncüsü adillik. Ve dördüncüsü sorumluluk. Şirketlerden ve yöneticilerinden şeffaf olmaları, hesap verebilir olmaları, sorumlu davranmaları ve tüm paydaşlara karşı adil davranmaları isteniyor bu kavram çerçevesinde. Bu tabii şirketler bu işin küçük boyutu. Küçük boyutta şirketlerden bunu istiyorlar ama ülkelerden ve ülkelerin yöneticilerinden de benzeri bir davranışı istiyorlar kurumsal yönetim kavramı çerçevesinde. Peki bu kurumsal yönetim kavramı nasıl uygulanıyor? Veyahut da ne tip mekanizmalarla hayata geçiyor? Biraz da bunun üzerinde durmak istiyorum. Kurumsal yönetimle ilgili mekanizmaları iç mekanizmalar ve dış mekanizmalar olarak ikiye ayırarak inceliyoruz genelde. Dış mekanizmalar dediğimiz şeylerin başında hukuk sistemi geliyor. Türkiye ülkelerdeki hukuk sisteminin ne kadar hızlı çalıştığı,
bireysel yatırımcıyı ne kadar iyi koruduğu, ne kadar hızlı yasal kararlar alındığı, mahkeme süreçlerinin nasıl ilerlediği bu konuda bir dışsal mekanizma olarak bir inceleme konusu. Bununla ilgili çalışan Schleifer and Wischne diye daha önce de bahsettiğim özellikle iki tane akademisyenin çalışmaları çok değerli. Bunun dışında içsel mekanizmalar var. İçsel mekanizmalardan en önemlisi tepe yöneticisi, tepe yöneticisinin göreve gelişi ve başarılı olup olmama kriterleriyle ilgili bir takım çalışmalar var. Bu bir tepe yöneticisinin işe girişi ve işten ayrılış süreçleri bir mekanizma olarak, içsel mekanizma olarak değerlendiriliyor. Affedersiniz. Bunun dışında içsel mekanizma olarak değerlendirilen bir diğer konu bir takım komitelerin kurulması. Kurumsal yönetimle ilgili şirketin daha şeffaf ve hesap verebilir olmasını sağlayan şirket içi bir takım komitelerin kurulması. İşte bunlar mesela terfi komiteleri, ondan sonra denetim komitesi ve benzeri komiteler. Üçüncü ve belki de işlerinde en önemlilerinden bir tanesi olan ise bağımsız yönetim kurulu üyeliği. Bağımsız yönetim kurulu üyeliği üzerinde özellikle durmak istiyorum. Bağımsız yönetim kurulu üyeliği şirketlerdeki yönetim kurullarına şirketle doğrudan finansal bağı olmayan deneyimli, iş hayatında deneyimli bir kişinin gelmesi ve şirketin yönetim kurulunda bulunmasını öngören bir mekanizma. Bu kişinin finansal bağı olmaması özellikle önemli. Yani şirketle bir çıkar çatışması olmaması gerekiyor bu kişinin. Bu yani kişi şirketin mevcut maaş alan bir yöneticisi, şirketin muhasebecisi yahut şirketin hukuk işlerinden sorumlu bir avukat olamıyor. Bu kişinin şirketle hiçbir şekilde bir finansal bağ olmaması gerekiyor ki bu bağımsız dediğimiz yönetim kurulu üyesi yönetim kurullarında bulunarak şirketin hissedarları dışındaki diğer paydaşlarının da hatta küçük hissedarlarının da halka açık şirketlerde haklarını savunabilen bir üçüncü göz olsun, bir kişi olsun, bir fikir olsun fikri burada hakim fikir. Bu mekanizmalar sayesinde, içsel dışsal mekanizmalar sayesinde şirketlerin az önce söylediğim dört prensip çerçevesinde daha iyi yönetileceği kanısı var. Tabii buradaki en önemli sorunlardan bir tanesi şirketlerin mülkiyet yapısı. Şimdi mesela Türkiye ve benzeri Avrupa ülkelerine, gelişmekte olan ülkelere de baktığımızda şirketlerde çok ciddi bir mülkiyet yoğunlaşması görüyoruz. Yani bir tane hakim aile var, bir tane patron var diye deyişle ve şirketin çoğunluk hissesine kendisi hakim. Şirketin geri kalanı, küçük bir oranı, %15'i, 10'u halka açık. Burada sıkıntı yönetim kurulunu da elinde bulunduran bu patronun küçük hissedarların haklarını istismar etme, onları mülksüzleştirme ihtimali. Kurumsal yönetim mekanizması gelişmekte olan ülkelerde yahut da mülkiyet yoğunlaşması olan ülkelerde bu konu üzerine özellikle eğiliyor. Bunun aksine mesela Amerika gibi mülkiyetin çok dağınık bir şekilde küçük paylara ayrıldığı, insanların, şirketlerin büyük oranda halka açık olduğu ülkelerde de başka bir sorun var. Burada da yöneticiler, yönetim kurullarını üst düzey yöneticiler, CEO'lar diyelim biz bunlara, yönetim kurullarını elinde bulundurarak, bilgi asimetrisinden de yararlanarak küçük hissedarların haklarını istismar etme ihtimali var. Bu da tam aksine, mülkiyet yoğunlaşmasının aksine başka bir şekilde küçük yatırımcının mülkiyetinin yahut da parasının, yatırımının istismar edilmesine, bu küçük yatırımcıların mülksüzleştirilmesine yol açacak bir takım sıkıntılar doğuruyor. İşte kurumsal yönetişim temelde bu farklı kültürlerde, bu farklı mülkiyet yapılarında da olsa bu küçük yatırımcıların, bireysel yatırımcıların haklarının daha iyi savunulmasına, korunmasına yardımcı olan bir mekanizma olarak da işlev yerine getirmeye çalışıyor. Bununla ilgili yaşanmış öyle büyük skandallar var ki bunlardan en önemlisi Amerika'da ve bunu izleyerek tüm dünyada da mevzuatın, hukuk sisteminin değişmesine sebep vermiş olan Enron skandalı. Bununla ilgili eğer bu konu ilginizi çekiyorsa Google'da çok basit bir araştırmayla neler yaşandığını görebilirsiniz.
Enron Amerika'nın en büyük şirketlerinden bir tanesi. Bu şirketteki yöneticilerin bir takım finansal yolsuzluklara karıştığı ortaya çıkıyor bir şekilde. Ve yöneticilerin uzun zamandır küçük yatırımcıların bu şirkete güvenerek, mevzuata güvenerek, denetleyici kurumlara güvenerek Amerika'da bu şirketin hissesini alan küçük yatırımcıların çok ciddi şekilde haklarının ihlal edildiği, paralarını kaybettikleri, paralarının kibar bir deyimle söyleyeyim, yöneticiler tarafından yanlış şekilde kullanıldığı ortaya çıkıyor. Bunun üzerine Amerikan SPK'sı, Sermaye Piyasası Kurulu diyeceğim SEC, Securities and Exchange Commission bu şirketi denetliyor ve bu şirketin bağımsız denetçisi olan Arthur Anderson'ı da gözlem altına alıyor ve ortaya çıkan sonuç şu: Arthur Anderson denetlemekle görevli olduğu Enron isimli şirketi hakkıyla denetleyememiş ve bu şirketten danışmanlık parası altında da çok büyük paralar almış. Şirketin yöneticileri de bir takım muhasebe oyunlarıyla küçük yatırımcıların hakkını yemiş. Bunun üzerine Sarbanes-Oxley diye bir iki tane kongre mensubu Amerika'da bir yasa hazırlıyorlar. Bu yasa sayesinde Amerika'daki mevzuat tamamen değişiyor. Şirket yöneticilerine eğer yanlış yaparlarsa, küçük yatırımcıyı istismar ederlerse çok ciddi yaptırımlar geliyor. Dünyanın o güne kadar en başarılı denetim firmalarından bir tanesi olan Arthur Anderson ise Amerikan hükümetinin isteğiyle kendisini 2 hafta içinde feshediyor ve varlığına son veriyor. Bu dönemden sonra denetim yapan şirketlerin denetledikleri şirketlere danışmanlık hizmeti vermesi yasaklanıyor ve bağımsız denetim sonunda ortaya çıkan finansal tabloların şirketlerin yöneticileri tarafından da imzalanması, yani şirket yöneticilerin de bu yayınlanan bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolardan sorumlu olması sağlanıyor. Enron'un yöneticilerinden bir tanesi bu yasal süreçler, iflas süreci sonucunda bunalıma girip kendi hayatına son veriyor. Birkaç tanesi de çok uzun yıllar hapis cezaları alıyor. Ve Amerika'daki bu skandal sonrasında yüz binlerce insan çok ciddi miktarlarda para kaybediyor. Birçoğunun emekliliği yanıyor ve yasa değiştiriliyor. Bu dünyanın çoğuna örnek oluyor ve tüm dünyada kurumsal iletişimle ilgili yasal mevzuat revize ediliyor ve ciddi yaptırımlar getiriliyor. Benzeri yaptırımlar Türkiye'de de şirketlere getiriliyor. Şirketlerin çok daha şeffaf olmasını sağlayan bir takım raporlar zorunlu kılınıyor şirketler üzerine. Bunun yanında halka açık şirketlerin kamuyu aydınlatma platformu üzerinden her yıl kurumsal yönetim uyum raporu yayınlaması zorunlu kılınıyor. Bu konu tekrar söylüyorum, İlginizi çekiyorsa herhangi bir Borsa İstanbul'da işlem gören şirkete kamu aydınlatma platformundan finansal verilerine ulaşabilir ve hatta yıllık kurumsal yönetim uyum raporunu da inceleyebilirsiniz. Bu çok ayrıntılı, şirketlere çok spesifik sorular soran ve onlardan detaylı inceleme isteyen bir rapor, raporlama şekli. Tabii şimdi bu kurumsal yönetim ilkeleri, bununla ilgili hukuki mevzuat, yapılan muhasebe standartlarındaki değişiklikler ve benzeri şeyler. Ben şu ana kadar hep küçük yatırımcı işte şöyle faydalanıyor, onu şöyle korumayı amaçlıyor falan dedim ama bir yandan baktığınızda da bu sunumun, bu konuşmanın başında yaptığım uluslararası sermaye bir ülkeye gittiğinde çok daha şeffaf, çok daha hesap verebilir, çok daha adil olmaya zorlanan ve sorumluluk sahibi bir yöneticiyle, bir şirketle, şirket yönetimiyle ve bir iklimle karşılaşıyor. Bu biz küçük yatırımcıların mutlaka çok lehine bir durum. Türkiye'de işte küçük tasarruflarını borsaya yatıran yatırımcılar için çok güzel bir fırsat. Ama asıl kolaylık, düzen, şeffaflık Türkiye'ye ve benzeri yabancı ülkelere gelen, gelişmekte olan ülkelere giden büyük sermaye için. Bu mevzuat sayesinde büyük bir sermaye geldiğinde aynı bir küçük yatırımcının korunmasından beklendiği gibi kendi sermayesine de büyük bir koruma ve garanti, bir süreç sağlamış oluyor. Yani
büyük sermaye bizim gibi gelişmekte olan ülkelere geldiğinde bir sürprizle karşılaşmıyor. Hukuki bir takım güvenceler, iyi bir adli ve hukuki süreç, düzgün muhasebe standartları, kendi geldiği ülkedekine standartlara yakın muhasebe standartlarıyla karşılaşacağını biliyor ve bu nedenle kolaylıkla iç huzuruyla diyeyim ona yatırımını yapıyor. Eğer finansal açıdan akıllı bir davranış yapmışsa getiri elde ediyor. Tabii bir getiriyi garantine altına almayı sağlamıyor kurumsal yönetim ilkeleri. Eğer kötü bir yatırım kararı verdiyse, başarısız bir finansal yatırım yapmayı sağladıysa diyeyim, mutlaka zararını ediyor. Yani oyun sırasında oyunun kurallarının değişmeyeceğini, hangi koşullarda geldiğini biliyor. Koşulların herkes için eşit şartlarda yasaların, muhasebe standartlarının uygulandığını biliyor. Bu çok büyük bir avantaj sağlıyor gelişmekte olan ülkelere. Özellikle de yabancı yatırım çekmeyi planlayan gelişmekte olan ülkelere. Kurumsal yönetim kavramı bu çerçevede incelendiğinde az önce de söylediğim gibi hem büyük sermaye için hem de küçük yatırımcılar için bir takım avantajlar sağlıyor. Bu kavramın uygulaması tabii ülkelere büyük sermaye gelmesini sağlıyor. Ama tabii ülkenin kendi iç düzeni, hukuk yapısı, hukuka ne kadar saygılı olduğu, yöneticilerin ne kadar şeffaf olmak istediğiyle de ülke yöneticilerinin çok çok alakalı. Bugünkü kurumsal yönetim hakkındaki sunumum özetle bu kadar. Hepinize dinlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum.